Merhaba yine arkadaşlar, ben Doktor İlker Bike, kanalım Doktor İlker Bike ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Ne zamandan beri elektrikli bisiklet videosu çekmiyordum sizlere. Ancak elime yeni ulaşmış olan ve bu yıl piyasaya çıkan Alba City 2 modeliyle sizlerin arasına geri döndüm. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir doğalgaz kaynağı var. Onun yanında böyle fosil yakıtların yanında bir elektrikli bisiklet tanıtayım. Biraz da böyle çevreci bir görüntü olsun diye. Şaka diyorum. Sessizlik burada vardı. Köy yollarının arasında. Rüzgarı da burada iyi yakaladık. Biraz böyle dingin bir yer. Fazla rüzgar sesi olmayan bir yerde bu çekimi gerçekleştirmeye karar verdim. Kanalımı biliyorsunuz. Et diye süt diye dokunmayan, kimsenin tavuğuna kış demeyen, sadece bisikletler hakkında konuşan bir insanım. Vakitimi böyle geçiriyorum ve genellikle de bunu hobi amaçlı yapıyorum. Ara ara mola verdiğim yerlerde bisiklet videoları ve tanıtımları gerçekleştiriyorum. Lafı çok uzatmayacağım. Şehir bisikleti, elektrikli bir şehir bisikleti, konfor odaklı bir bisiklet. Gayet memnun kalacağınız bir ürün. Ben de yaklaşık 20-25 kilometredir denedim. Burada mola verdim. Hızlıca size bisikleti tanıtmaya geçiyorum. Bisikletimiz Alba'nın bu yıl piyasaya çıkardığı City 2 modeli. Daha evvelden, yani yıllar önce, 3-4 yıl evvel City 1 modeli de piyasada varmış. Şimdi City 2 yenilenmiş bir modelle aramıza döndüler. Görmüş olduğunuz gibi şık bir tasarımı var. Alba yazısı. Step through kadro diyorlar arkadaşlar. Böyle üst borusu olmayan bisikletlere kolay inip binmesi imkanı var bu bisiklete. Hem yani kadınlar hem erkekler açısından, hem de böyle 13-14 yaş çocuklar için de uygun bir bisiklet. Önde kilitlenebilir bir maşası var, konfor amaçlı. Bu maşa arkadaşlar, siz bisikleti kullanırken de kapatılabiliyor. Bu çok iyi bir özellik. Yani inip de kilitlemeniz gerekmiyor. Açıp kapayabiliyorsunuz bisikleti sürerken. Görmüş olduğunuz gibi zincir üzerinde böyle pantolonunuz kirlenmesin diye bir zincir koruyucu takılmış. 42'li bir ayna kolu var. 13-34'lü de rublesi var. 8 vitesli Altus, Shimano'nun Altus vites sistemi, arka aktarıcısı mevcut. Şöyle güzel bir port bagaj konmuş. Bu port bagajı ben daha önceden görmemiştim. Port bagajlar daha farklı takılıyordu kadrolara. Bu kadroya entegre port bagaj diye geçiyor. Hakikaten daha sağlam bir görüntüsü var. Ön ve arka ışıkları mevcut. Selesini sorar daha çok arkadaşlarımız. Bence orta rahatlıkta bir şehir bisikleti selesi. Suluk kafesi deliklerinin olması iyi bir özelliği. Mekanik disk frenleri var ve mekanik disk frenleri biraz sonra size yoldaki sürerkenki deneyimlerimi göstereceğim. Frenleme testi de yaptım. Orada da izlersiniz, gayet memnun kaldım bu mekanik disk frenlerden. Tektro'nun Aries modeli bu mekanik disk frenler. Ön arka aydınlatması var. Güzel bir göstergemiz var. Daha önceden de zaten biliyorsunuzdur, videolarımda görmüşsünüzdür belki. Su ve toz geçirmez bir monitör bu. Monitörün menüsüne girebilmek için artı eksi tuşlarına beraber basıyorsun. İki tane şifremiz var monitörde arkadaşlar. Bir tanesi gösterge ayarlarınıza girebilmeniz için gerekli olan 1515 şifresi. Burada jant çapı 28, hız limiti de 40 olarak seçilmiş zaten. Ekstra bir ayar yapmamıza gerek yok. Bir de teknik servis şifremiz var. Bu da 1273 ama sakın arkadaşlar buradaki çıkan verileri bilmeden değiştirmeyin. Bisikleti garantiden çıkartmayın veya önceki ayarlarınızı kaybetmeyin. Buradakilerin fotoğrafını hep çekin. Burada mesela power set denen bölümde 05, 15, 07, 17, 09 gibi vites seçenekleri var. Ben 15'te kullanmayı tercih ediyorum. Orada da güç ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben bunları da hiç kurcalamıyorum. Geldiği gibi kullanıyorum. Yolda zaten size hangi hızlarda destek verdiklerini çok güzel anlattım. Hangi seviyelerin. Biraz sonra onları da izleyeceksiniz. Şöyle güzel bir zil konmuş. Zoom'un fren kolları bunlar. Bu zilli olması gayet güzel olmuş. Burada görmüş olduğunuz gibi Shimano Altus'un arka aktarıcısının kontrolörü var. Fren sensörleri bulunuyor bu. Bunda mekanik disk fren seçilmesinin nedeni de zaten fren sensörlü yapmak istiyorlar bunları. Telin gerimine bağlı fren sensörü uyarılıyor ve motordan gücü kesiyor.
Standart Alba'nın arka hap motoru var takılı bunda. 250 wattlık 32 Nm tork gücüne sahip bir hap motor. Ama gerçekten benim için yeterliydi. Öyle zorlanmadım yokuşları çıkarken. Zaten yokuşları çıkarken baktınız ki daha hani kondisyonunuz oluşmamış. O zaman ne yapmanız gerekir? 5. destek seviyesine kadar alırsınız. Bunu da 1. vitese alırsınız. Yani 34 düncü rubledin dişlisine gelir. 42-34 oranı gayet iyi bir oran elektrik desteği olduğu için. O zaman rahatça çıkabilirsiniz. Bir arkadaşımız sormuştu bataryası rahatlıkla çıkabiliyor mu diye. Görmüş olduğunuz gibi bataryası için böyle bir anahtar, iki tane veriyorlar bunlardan. Ben yanımda taşıdım size göstermek için. Bakın şöyle çevirdiğimiz zaman hemen kolayca batarya yerinden çıkıyor. 2.3 kiloluk bir ağırlığı varmış verisi. Ben bunu tartıda tartmadım. Sadece okuduğumdan söylüyorum. Şöyle de kolayca oturacaktır bu. Evet, kolayca oturdu. Benim bisikletin bataryası 9.6 amperlik. Bir de bunun 12.8 amperlik olanı var. Başka bir seçenek sunmuyorlar veya sunuyorlarsa da onu artık arkada port bagaja takmanız gerekir. Yani bu kadroya entegre bataryada iki seçeneğiniz var. Ben eğer uzun yollar düşünüyorsanız ve biraz da ne diyeyim size, hamlamışsanız, uzun süredir spor yapmıyorsanız, dizleriniz falan ağrıyorsa, biraz da kilo aldıysanız, büyük batarya seçmeniz sizin daha uzun yollar gitmeniz için etkili olacaktır. Ama böyle kilonuz işte 70'lerde falansa, biraz da sportif bir insansanız, sadece yokuşlarda fazla terlememek veya işe gitmek amacınızsa, uzun turlarda yapmayacaksanız, büyük bir batarya taşımanın da çok anlamı yok. Bu 9.6 da size yeterli gelecektir. Bakın ben 15 kilometreyi bir dişte yaptım. Gene kapanıyor zaten durduğu zaman elektrik harcamasın diye. Monitörünü kendisi otomatik olarak kapatıyor. El gazı takılı geliyor. Takılı gelmese bile kutunun içerisine koyuyorlar. Siz LG'yi çıkartıp kendiniz takıyorsunuz. Çünkü 250 wattlık bisikletlerde, aslında elektrikli bisikletlerde el gazı olmaması gerekiyor. Ama Alba bunu firma olarak yanında gönderiyor. Yumuşak bir maşa. Gerçekten verimliydi. Yani bozuk yollarda titreşimi çok az hissettirdi bana. Böyle hafif hafif yumuşak yaylanarak geçtim. Bozuk yollardan, taşlı yollardan. Buradan açma kapamasını yapıyorsunuz. Burada da sertlik ayarını yapabiliyorsunuz. İşte artı eksi yerleri var burada. O yöne döndürdüğünüz zaman daha yumuşak oluyor veya biraz daha sert bir maşanız oluyor. Lastiğimiz CST marka bir lastik arkadaşlar. 28x235 kalınlığında. Ben daha evvelden böyle bir lastik olduğunu hakikaten bilmiyordum. Hatta bu bisikletin tanıtımları çıktığında ben bunun videosunun altına yazdım. 2.35 olduğundan emin misiniz diye. Evet, eminiz İlker Bey diye cevap yazdılar. Gerçekten 2.35'in konforu başkaymış. Gördüğünüz gibi reflektörlü bir lastik. Bu bisiklete uygun olmuş. Çamurlukları üzerinde olması, işte böyle yaz yağmurlarının falan olduğu günlerde sizi yağmurdan koruyacaktır. Ayrıca ön arka aydınlatması var. İkisi birlikte yanıyor. Artı tuşuna uzun bastığınız zaman, bir tanıtım videosunu da gördüm, gayet güzel aydınlatıyor deniyor. 30 lüks kadar bir ışık veriyor. Yeterli gelecektir. Arka tarafta da en azından bisikleti aldığınız zaman ışık alacak mıyım derdiniz yok. İşte bir suluk kafesi alabilirsiniz. Suluk eklemek yazın lazım oluyor. Bu bisikletleri biliyorsunuz daha çok ulaşım amaçlı veya işte gezinti amaçlı kullanıyorsunuz ve daha az terlemek istiyorsunuz. Elektrikli bisikletlerin böyle bir faydası oluyor. Özellikle işe, okula veya alışverişe giderken işte trafikle boğuşmamış oluyorsunuz. Trafiğin o kaosundan, o stresini yaşamamış oluyorsunuz. Veya işte 5 kilometre, 10 kilometre, 20 kilometre gideceksiniz. Bir toplu taşıma aracına binmeniz gerekiyor. Ama orada da biraz hem aracı beklemeniz gerekiyor, hem aracın içinde belki ayakta sıkışık bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Özellikle de yaz günlerinde bu sıcakta bisikletle biraz doğanın içinde gezebilirsiniz. Tabii yaşadığınız yere de bağlı bu biraz. Belki biraz sokak aralarından gidebilirsiniz. Trafiğin az olduğu yerlerden gidebilirsiniz. Veya sahil şeridini seçebilirsiniz gitmek için. Bu bisikletleri o amaçla kullanabilirsiniz. Kuyuklu Liz mandalı var. Arka tarafta da sizin bunu galiba 16-17 numara bir anahtarla sökmeniz gerekiyor. Onun için arka lastiğin yolda patlaması sizin için biraz daha kritik bir sorunla baş başa bırakacaktır sizleri. Onun için ben lastiklerin içine siboplarını açarak patlak önleyici sıvı sıkıyorum. Size de öneririm bunu. Bafang'ın kaliteli bir motoru. Zaten firma bu motorun veya diğer bütün parçalarının arkasında her zaman duruyor.
kaliteli bir malzeme ile üretmiş bu bisikleti ve arayıp sorduğunuz zaman, bir yardıma ihtiyacınız olduğu zaman veya bir sorunla karşılaştığınız zaman da firmanın ürününün arkasında durması ve size yardımcı olması da gerçekten önemli. Ayağı var bisikletin. Aynı zamanda bu pedalın dönmesine de izin veriyor. Pedallarımıza gelmişken de Vergo'nun platform pedalları kullanılmış. Pedal açısından gayet rahat bir pedal. Şunu çekmiş, belki orada görmüşsünüzdür. Bisiklet size ulaştığı zaman ön lastiği sadece takılı değil, bir de bu gidonu buradan ayrılmış vaziyette geliyor. Siz sadece şu 4 tane vidanın arasına bu gidonu takıp kilitliyorsunuz. Bir de ön lastiği takıyorsunuz. Bunun dışında çok da bir ayar gerekmiyor. Belki bir de ön çamurluğunuzu şuralara takmanız gerekebilir. Hani büyük bir böyle işçilik falan isteyen bir özelliği yok. Bu mekanik fren ayarlarını yapmanın videoları var. Kolay zaten onları yapmak için de. Şuradaki iki alyanla gevşetiyorsunuz. Ondan sonra şurayı sıkıyorsunuz frenimizi. Tekrardan aşağıya sıkıştırıyorsunuz bunu sıkılı tutarken ve bıraktığınızda döndürüyorsunuz. Onun değmeyeceği yeri bulmanız gerekiyor. Onlar basit ayarlar, zor ayarlar değil. Bunun dışında zaten bisiklet kullanıma hazır olarak geliyor. Olamda daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Biraz daha sürüş yapacağım. Bakalım bu 15 kilometrenin üzerine kaç kilometre daha gidiyorum. Onu da eğer işte bataryanın bittiği yerde falan çekim yapma imkanım olursa onu da sizlere bildiririm. İşte bu bisikleti tercih etmemizdeki sebep, bir muhatabınız var. Yani bisikleti gidip aldınız bir yerden, işte fiyatı uygundu, hemen aldınız veya internetten aldınız ama ondan sonra bir sorunla karşılaştığınız zaman karşınızda muhatap bulamıyorsunuz. Bu Alba firması yıllardır bu elektrikli bisiklet işiyle uğraşıyor. Bursa'da yeri yurdu belli. İşte teknik servisi olan. Ayrıca satılan bayileri de var çeşitli illerde. Onları da alba.com.tr sitesinden bulabilirsiniz. O açıdan ben tercih ediyorum. Hani bir olumsuzluk olabilir çünkü mesela buzdolabı da alıyorsunuz, çamaşır makinesi de alıyorsunuz. Onlarda da sorunlar çıkabiliyor. Bunlar elektronik cihazlar olabilir. En azından karşınızda bir muhatap olması gerçekten bunlar için önemli. Kargoyla da sorunlarınızı çözebiliyorlar. İleride bataryanız bittiği zaman da mesela 4-5 yıl sonra bataryanız bitecek. Genelde 600 bin dolum arası bir marjı var bunların. O zaman da bataryanızı gönderiyorsunuz. Batarya kutunuzun içerisindeki pil hücrelerini değiştiriyorlar. Ve sizin tekrardan yeni bir bataryanız olmuş oluyor. O konularda hatta diğer markaların bataryalarıyla ilgili bile sizlere yardımcı olan bir firma. Düz yolda birinci seviye destekte ama ben 22 kilometre hıza geldiğim için hiç bataryadan tüketim yapmıyor. Motor çalışmıyor. Ve gayet rahat da yol alabiliyorum. Şimdi onun için menzil bilgisini firmalar veriyorlar ama mesela 40 ile 60 kilometre arası diyebilir bunun için. Ama siz sürekli 5. destek modda işte 35-40 kilometre hızlarla giderseniz o kadar sürmeyecektir. Şu an arkadan da rüzgar esiyor. Onun da vermiş olduğu rahatlıkla 21-22 ile gidiyorum. İkinci seviyeyi alsam 25'e çıkartacak beni. 25 kilometreye kadar hıza çıkartacak. Bakın 130 göremiyorsunuzdur belki. 150 watt harcıyor beni 22-23 kilometrelerde tutmak için. Üçüncü seviyede 30 kilometre hıza kadar destek veriyor. Şu an 350 watt bir destek verdi. Gittikçe de ben pedal çevirdikçe de azalmaya başladı. Şu an 27 ile gidiyorum mesela. Vites sistemi izin veriyor hızlı sürmenize. 40'ta bile dönüyor çünkü lastikler büyük. Pedal çevirebiliyorsunuz. Ama şehir içinde size 20 kilometre hıza kadar destek verecek olan birinci seviye yeterli gelecektir. Süspansiyon da açık, yaylanarak gidiyorum. Ne sorarsanız şimdiki 3. destek, 4. destek, 5. destek seviyesini aldım. Vitesimi büyütüyorum. 33-34 km hızdayım. Maşamı kapattım. Daha hızlı gideyim diye. Şu an 220 watt destek veriyor. 37 km hızla gidiyorum. Saatimi kontrol ediyorum. Orada da aynısı yazıyor. 38 yazıyor hatta. 140 kilometre, 150 watt destek veriyor, 110 watt. Şu an 39'la gidiyorum.
Saat 39.5 ölçüyor. Evet, doğru ölçüyor yani göstergesi. Öyle %10 falan sapma yok. Kırk yapmaya çalışıyorum, gücüm yetmiyor. Kadansı sağlayamıyorum tam. Yoksa yani pedal dönebiliyor. Dişli oranları yeterli. Hala 38 kilometre hızla gitmekteyim. Evet, şu an 40'a geldim ve motor desteği kesti. Zaten monitörde de 40'a kadar izin veriyordu son hız desteğini. Frenleme yapalım, devam edelim testimize. Evet, arkayı da sıktım, önü sıktım. Çok güzel durdum. Gördüğünüz gibi frende bir ötme de olmadı. Bir daha hızlanalım, bir daha duralım. Arkayı sıktım, önü sıktım. Evet, hatta arka taraf hafif patinaj çekiyor. Güzel duruyoruz. Bu arada manzarayı da sevdim tabii ki. Evet, iyi patinaj çektiriyorum bisikleti. Yani bu, ben biliyorsunuz Alba Explorer'ı denemiştim. Alba Fold 2'deki mekanik disk frenleri de denemiştim. Bu onlardan daha iyi arkadaşlar. Tektron'un mekanik disk fren seti kullanılmış. Aries model Tektron'un. Gayet iyi tutuyor. Hani yani şu an ben bu konuda kararsızdım sizlere ne demek için. 2000 lira ek maliyete girip hidrolik disk fren almanıza çok da gerek yok diyeceğim ama bunlar benim ilk kullanımlarım. Mesela 100 kilometre, 200 kilometre sonra tekrar sorun. Acaba çabuk gevşiyor mu bu teller veya petleri çabuk eriyor mu? Bir sorun. O zaman daha net görüşümü bildirebilirim. Yani gayet rahat duruyor işte. Hafif bir ötme sesi olur zaten mekanik disk frenlerde. Bu fren işi önemli. Hani başka bisikletlerde sorun yaşayan arkadaşlarımız oldu bu mekanik disk frenle ilgili. Kaza tehlikesi atlayanlar bile oldu freni tutmuyor diye. Şu an için gayet yeterli. Şimdi Köse İlyas Köyü'nden Husumlu Köyü'ne giden yol üzerindeyiz. Vitesim 4. viteste ve 1. destek seviyesinde böyle 200 wattlar alarak tırmanmaya çalışıyorum. %8 ile 10 arasında eğimler var bu yolda. Şimdi 3. vitesi alsam daha rahat çevirmeye başladım. 2'yi alsam evet iyice rahatladı. Ama 1. destek seviyesindeyim. 15 kilometre hızla çıkıyorum. Saatte 15 gösteriyor. Hakikaten bu sefer monitörü çok güzel yapmışlar. Ölçümlerini hatasız yapıyor. Şimdi 2. desteği alalım. Evet, 420 watt verdi. Daha rahat çıkmaya başladım. Şimdi 3. desteği aldım. 463 watt veriyor destek. 18-19 kilometre hızla bu yokuşu çıkıyorum. Normalde bu yokuşu çıktığınız zaman, hatta genel turunuz içinde 3-4 tane bu yokuştan çıksanız tükeneceksiniz ve tur yarıda kalacak veya keyifsiz olacak. Bakın bu yokuşu zaman kaybetmeden çıkıyorum. Şu an 4. destekteyim. 460 watt destek verdi. 3. vitesi alabilirim. 2 biraz rahat döndü. 3 daha iyi dönecektir. 5'i alalım. Evet. Şu an bu seviyelerde 460 watt kadar destek veriyor. Ben en çok monitörde bu bisikletin 481 gördüm. 9.6 amperlik batarya için geçerli bu değer. 12.8 de muhtemelen daha yüksek bir değer görülebilir, bilemiyorum. Onu da denemek lazım. Deneyenler olursa yorumlara bir zahmet yazarlar. 40'a kadar destek verdiğini görmemiz iyiydi. Birinci viteste 18'e 20'ye kadar destek verdi. Birinci destek seviyesinde. 2'de ne yaptı? 25'e kadar. Yani demek ki 1-2 size şehir içinde yetecek. 3-30 kabatı söylüyorum yani kabaca. 4-35 5'te 40'a kadar destek verdi. Yaklaşık 12,5 kilometre yol yaptım. İnçıklarım oldu bu arada. Hastaneye gittim, o tepeyi tırmandım falan.
12,5 kilometrede henüz bir diş düştü. Bence gayet iyi. Ama işte menzili etkileyecek çok farklı belirleyenler var. Kilonuz, rüzgar, sizin gücünüz, pedal çevirme durumunuz, kondisyonunuz hep bunlar etkileyecek. Merhaba İlhan. Bunun dışında aldığınız destek seviyesi ve gittiğiniz hız çok önemli. Yani şurayı 5'te çıkacağıma 1'de çıksam alacağım watt 150 watt mesela. 5'te çıkınca 450 watt alıyorum. Ona göre bu süre içerisinde tüketim oluyor bataryanın. Onun için insanlar çok farklı menziller çıkartabiliyorlar. Bunları asla bu elektrikli bisikletleri motosiklet gibi düşünmeyelim. Ara sıra yağmur çiseliyor. Yaz yağmurları. Üstünlük önünden Gazioğlu'na doğru döndüm. İki kişiyle, üç kişiyle çekim yapabilmeyi, birisi bisikleti sürerken beni çeksin diye, ama her zaman mümkün olmuyor. İşte bisikleti gösteremedik, kendimizi gösteriyoruz. Yani gerçekten çekimlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi deniyoruz. Güzel bir hava var. Yağmazsa devam edeceğim. Yağarsa döneceğiz. Hiç destek almadan gidebiliyorum. Hatta gördüğünüz gibi sıfırda destek seviyesi. Dördüncü vitesteyim. 17-18 kilometre hızlarla gidebiliyorum. Sıfırdayken el gazı çalışıyor mu diye, çalışmıyor el gazı sıfırdayken. İlla biri almanız gerekiyor. Onun yapılma yöntemini de bilmiyorum. Çünkü bazıları hep böyle kapalı gidiyor. Sadece yokuşlarda açıyor. Ama istiyor ki anlık olursa el gazına basayım. Onu sizin önden kestirip biri almanız gerekiyor. Tahmin edip birinci vitese, birinci destek seviyesini daha doğrusu almanız da gerekiyor el gazının çalışması için. Sporlu. Sizler de hissediyorsunuz belki çekimlerden. Bayağı dik bir şekilde oturuyorum ve yüksekteyim. Benzerlik açısından bu hani 4.0 kalın tekerlekli şeylere benziyor. Bu katlanır bisikletlere biraz benziyor. Onların daha yükseği ama. Öyle düşünebilirsiniz. Lastiğin kalınlığı da o hissiyatı veriyor. 2.35 olması nedeniyle 28 çarpı 2.35. Aslında bu böyle geniş yanaklıda bir lastik olduğu için biraz 29 inç dağ bisikletlerini de andırıyor. Ama tabii ki sürüş pozisyonu ona göre çok dik. Evet, şimdi Gazioğlu köyünün sınırına geldik. Tarlalarda yolda bayağı bir işte traktörler, bıçak döverler gördüm. Çiftçilerimiz çalışıyor. Pazar gününü de çalışarak geçiriyorlar. Merhaba, ne haber? İyi geçtik yanından. Hiç bizde zaten temas kurmadı. Buralarda böyle akbaşlar oluyor. Birden atlıyorlar üzerine. Onlardan çekiniyorum böyle 2-3 defa. İstenmeyen durumlar yaşadığım için köyleri gezmeyi de artık biraz azalttım maalesef. Bunların da gerçekleştirmemin nedeni, şehir içinde olsam veya sahil kenarında olsam insanların arasında sesim duyulmayacak. Trafikten dolayı da duyulmayacak. Onun için buraların sakin olması nedeniyle. Sağ olun size de. Evet, Salcano XRS 001 ile turkuaz renkli bir bisikletçi arkadaşımız geçti. Bunu söyleyeyim unutmadan, güvenlik için sol gidona takılan aynalar var. Hem gidon içine girenleri var bunların, veya bir bantla elciğin kenarına takılanlar var. Onlardan da edinirseniz güvenlik amacıyla iyi olur. Kaskınızı takmayı da aman ihmal etmeyin. Bu aralar çok ölümlü kazalar oluyor. Bu kask aslında o kadar çok fazla koruyucu değil, ama sonuçta yüzünüz, boynunuz gene açıkta kalıyor, ama yapacak bir şey yok. Yine de kafanızın yanlarını falan bayağı koruyor. Ön duvarını koruyor. İşte o dediğimiz yanlar ve önler. Yani ölmeyeceğiniz bir şeyden riskli bir duruma düşebilirsiniz hakikaten. Ufak bir kazayla atlatacağınız bir durumu, sadece kaskınız yok ve işte bir kaldırım kenarına çarptınız diye, bir betona çarptınız diye hayatınızla veya ne bileyim ya ters bile kalabilirsiniz, Allah korusun. Onun için kaskınızı takmaya gayret gösterin. Bu ara çok çünkü kaza haberleri duyuyoruz. Yani basına yansıyor, yansımıyor, ama ben kendi çevremden bile duyuyorum. Allah korusun, onun için dikkat edin bunlara. 3.24 kilo civarında, ancak siz bunu sürerken hissetmiyorsunuz. Ama gene de büyük tekerlekleri olduğu için evinize indirip çıkarmakla, iş yerinize indirip çıkarmakla zorlanırsanız buna güvenli bir yer bulun. Ve bataryasını anahtarıyla söküp yanınıza alıp bulunduğunuz noktada zaten şarj edebilirsiniz. Biraz hakikaten merdivenlerden çıkartmak, asansörlere sığdırmak falan biraz zor gelebilir büyük bisikletler için.
Arabaların arkasına bunu nasıl asarız diye bir soru gelecektir mutlaka. Bunların sere borusuyla gidon boğazı arasında veya işte bu, evet böyle diyeceğiz, başka bir şey diyemeyiz buna. İşte bu furç da diyebiliriz belki. Onların arasında uzatma demirleri oluyor arkadaşlar. Bu üst borusu olmayan. Yani bir nevi üst borulu hale getiriyor. Ama bilemiyorum buradaki pay yeterli gelecek mi? Öyle bir demir takabilirseniz, bir zamanlar Decathlon'da satılıyordu. O zaman bunları işte bagajlarınızın arkasına taktığınız, arka kapılara taktığınız taşıyıcılara takarak taşıma imkanınız olur. Yoksa arabanın içine de yerleştirmek isterseniz arka koltukları yatırmanız ve galiba büyük ihtimalle ön tekeri de sökmeniz gerekebilir. Geldiğim yönden geri döneyim. Evet, mazot 22.74. Bunun bir defalık şarjı 50 kuruşla 1 lira arasında oluyor. Yani masrafsız bu elektrikli bisikletler 50 kuruşla 1 lira arasında. Bu 22.74 şu an Haziran, 18 Haziran'daki fiyatı. Yarın da 1,5 lira daha zam gelecekmiş gittikçe. Bunlar da artıyor. Zamlar zaten ardı sırası geliyor. Zaten ne oldu? Bir şey olmadıysa da mutlaka bir şey olmuştur gibi bir durum içerisinde, bir ruh haliyle hayatımıza devam etmek durumundayız. Artık zamlara alışarak yaşamaya çalışacağız. Durarak konuşmaktansa böyle bisiklet sürerek konuşmak hem benim için hem sizler için de daha keyifli olacaktır. Beni seyredeceğinizde şu doğayı seyredin. Arada kuş sesleri falan da oluyor. Daha güzel sonuçta. Şunu söylemek istiyorum. Bisikletin sitesinde bazı opsiyonlar sunulmuş. Mesela bu monitör opsiyon arkadaşlar. Normalde bir kumanda paneliyle geliyor ama onda monitör yok. Bunun farkı 1000 lira. Bu monitörün farkı. Siz mekanik disk katiyen istemem, hidrolik disk olsun derseniz de üzerine 2200 lira bir maliyet çıkıyor hidrolik diske geçmeniz için. Bence biraz fazla bir para bu 2200 lira. Şu an için ben bu mekanik disklerden memnun kaldım. Biraz daha denemem lazım. Biraz daha böyle dik yokuşlardan inmem lazım, kullanmam lazım. Daha net kararımı o zaman da söyleyeceğim ama o 2200 lira biraz fazla oluyor hidrolik disk için. İşte batarya büyütebilirsiniz. Yani 12.8 amperli seçebilirsiniz. Hatta bu 9.6'ya 10 diyelim, 12.8'e de 13 diyelim. Devamlı bunu virgülüyle uğraşmayalım. Bu 13 amperlik batarya içinde 1000 lira ekstradan ödemeniz gerekiyor albaya. Söylemediğim özellikler içerisinde gidon boğazı ayarlı, açılı bir gidon boğazı var. Yani bunu daha çok kendinize doğru yukarı kaldırabilirsiniz. Boyunuza, sürüş pozisyonunuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bu bisiklet kaç boylardaki insanlar için ideal derseniz net bir şey söylemek alt sınırlar için pek mümkün değil ama 1.60'ın altı için biraz büyük gelebilir. Çünkü lastikler biraz büyük. 28 hatta 29 inçe geliyor neredeyse böyle kalın yanaklı lastikler olduğu zaman. Ama üst boy sınırında ben 1.80'im. İşte 1.85 de binebilir. Buna bence 1.90 da binebilir. Sıkıntı olacağını sanmam. Ama 1.60'ın altı arkadaşlar deneyerek satın alırsa iyi olur. Özellikle kolay inip binme için, çünkü bunu kadınlarımız da tercih edecektir. Özellikle böyle tatil bölgelerinde falan da rahatlıkla kullanılabilir bu bisiklet. İşte 1.60'ın altı bir deneyip alsa, bir sorup alsa bence firmaya daha iyi. Ben şimdi 1.60'ın altı bir manken, bir tanıdık bulamadığım için denettiremedim. Ama 1.65'ler falan rahat kullanıyormuş. Bir kullanıcımız söyledi bana. Yazıştık onunla. Teşekkür ediyorum bu bilgiyi de bana verdiği için. 1.60 da belki kullanır ama böyle 1.58'ler, 1.57'ler falan biraz bisiklet büyük durabilir yani kendisinde. Buradan bir yokuş testi daha gerçekleştireceğiz. Burada bakalım ne kadar watt güç verebilecek. Çünkü bataryamızda 2 diş kaldı. Tam full doluyken daha yüksek wattlara çıkabiliyor elektrikli bisikletler. Şimdi belki yavaş yavaş karşıda gözükmeye başladı o dik yokuş. Caminin yanındaki o dik yokuşu tırmanmaya çalışacağız az sonra. İkinci vitesteyim. Bu görmüş olduğunuz dik yokuşu. Pardon, ikinci vitesteymişim. Şimdi biri aldım. Beşinci desteğe çıktım. 410 watt destek veriyor. Bayağı da dik bir yokuş. Evet, burada çok köpek var. Şuradan yolumuzu değiştirelim. Orada da tırmanış devam ediyor çünkü. 410 watt verdi bu dik yokuşta. Normalde 480'e kadar çıkıyordu.
ama çıkmamı da sağladı. Gerçekten eğimi fazla bu yokuşların. Şu an 416 watt destek veriyor. Tek dişe düştük. Ama hala tırmanabiliyoruz. Mesela bu yokuş bittikten sonra düze çıkınca tekrardan muhtemelen iki diş gözükecektir. Batarya daha sonradan topluyor bir miktar kendini. Şu an 32. kilometredeyiz. Bunlar dik ve yorucu yokuşlar. İstisnai durumlar. Bu bisiklete 500 watt motor takılmıyor arkadaşlar. Böyle sorular da gelebilir. 500 watt olsa daha kuvvetli olmaz mı diye. Neden? Takarsınız ama bataryayı bu sefer port bagaja takmanız lazım. Kadro içi 48 voltluk bataryaları yokmuş. Veya 250'lik pro motor da olmuyormuş. 250'lik pro mesela daha güçlü. O yokuşta belki 700 watt falan verecekti. Daha rahat çıkabilecektik. Her açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Ama sonuçta bu bisikleti ben daha henüz 50 kilometre kullandım. Onun için siz yeni almaya kalkmadan evvel falan bu videonun altına yorum yazarsanız şu an ne durumdasın falan diye yine ben size bilgilendirme yaparım. Bari burada yapayım videonun kapanışını. Çünkü hava gördüğünüz gibi arka tarafta koyu bulutlar var. Yağmur yağar hiç çekme imkanımız olmaz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Ve soru, yorum veya elektrikli bisikletlerle ilgili katkılarınızı da mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Geçenlerde bir videomda daha söyledim bunu. Şimdi bunu ilk başta bir yeni duyanlar oluyor. Bir süreden beri ilgilenenler oluyor. Bunlar orta seviye oluyor. Bir de zaten kullananlar, her özelliklerini bilenler, sadece yeni ne çıkmış diye merak edenler. Yani ileri seviyede oluyor. Ben üçünü de bir arada toplayıp anlatmaya çalışıyorum. Zor oluyor. Bazı videolarımda hep aynı şeyleri tekrarlıyormuşum gibi geliyor. Bazılarında da eksik bırakıyorum. Zaten diğer videolarımda var diye. Onun için sizin aklınıza gelen veya takılan, belki size basit gözüken, sorup da ayıp olmasın falan diyeceğiniz de olsa gene mutlaka sorun. Diğer videolarımla görüşmek üzere diyorum. Tekirdağ'dan hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi günler, güle güleyin arkadaşlar. Hemen hemen turumu bitirmek üzereyim. Karma kullanım yaptım. Bakayım saatime ne kadar yükselişim var. 515 metre yüksekliğim var. 35.6 kilometre. Saat de aynı ölçüyor. Yani bunun ayarı güzel yapılmış. Kalibrasyonu güzel yapılmış monitörün. İki dişte bataryam kaldı. Diyelim ki ne olur? İşte 45 olur, 50 kilometre olur diyebiliriz. Bu 9.6 amperlik bataryanın menzili. Yine benim dediğim gibi oldu. 40 ile 60 arası oldu. Videonun artık bundan sonra başka bir eklentisi yok. Burada kapatıyorum.